Tamam. Ben nasıl duruyorum? Şiir okuyacak bir şey mi hissettim? Yok böyle çok... şey gibi, evet teyzeciğim ne yiyoruz bugün der gibi. Arkadaşlar hepiniz Eğitim İlhan'da YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün çok yakın bir arkadaşımla sizler için röportaj yapacağız. Kendisinin adı Yasir Baba. Birazdan sizlerle beraber olacak. Merak ettiğim ve sizlerin de merak ettiğiniz bazı soruları yönelteceğim. Genelde konumuz tabii ki de İrlanda hakkında olacak. Ben kendisinin düşüncelerini, fikirlerini ve cümlelerine çok önem veriyorum ve gülüyorum. Bakalım sizler de inşallah beğenirsiniz. Keyifli seyirler. Kasıldım ya ben kamera önünde. Ya niye kasılıyorsun? Şey yayından aman kayıttan önce gayet şeydin. Ya ben hep kamera arkası insanıyım şu anda o yüzden biraz. Neyse bu deneyimi benle yaşayacaksın ve alışacaksın tamam mı? Evet. Evet. Kanalımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Ben rahatsız oluyorsan yerde... Ha yok. Ha iyisin değil mi? Değiştirmeyelim böyle tamam. Daha iyi. Belki gözlüğümü taksam... Hiç ayıp olmaz. Gözlerimden mahrum. Yasir ben sana birkaç soru yönelteceğim ama öncelikle kendini tanıtırsan ne zamandır İrlanda'dasın, neden İrlanda'ya geldin, niye İrlanda'yı seçtin, bize kısaca bahsedersen ben çok sevinirim. Mikrofonu sana takdim ediyorum. Ben de bu mikrofonu alıyorum kendimi. Anadolu programında gibi hissediyorum. Ben Yasir Baba, gazeteciyim. 31 yaşındayım. Yaklaşık 2-2,5 sene önce İrlanda'ya geldim Eğitim İrlanda vasıtasıyla. Yani niye geldim İrlanda'ya? İrlanda'ya öncelikli olarak İngilizcemi geliştirmek ve kendi profesyonel işim olan gazeteciliği uluslararası boyutta yapabilmek. Tabii bunu şu an daha başaramadım çeşitli koşullardan dolayı ama ümit ediyorum ki inşallah önümüzdeki birkaç yıl içerisinde olacak. İyi yolda ilerliyoruz. Ha bu arada sitem de var. irlandahaberleri.com kendimce İrlanda'nın gündemini, İrlanda hakkında bilinmesi gerekenleri tarafsız ve doğru bir şekilde kimseye bağlı kalmadan kendi başıma Türk okuyucularla, Türk öğrencilerle paylaşmaya çalışıyorum. Teşekkür ederiz kendin hakkında bilgi verdiğin için. Ben senin İrlanda hakkındaki düşünceleri merak ediyorum aslında. Hani kimi zaman seninle sohbet ederken, İrlanda'nın güzelliklerinden bahsederken bana fark etmediğim yanlarını da fark ettiriyorsun. İyi veya kötü. Sen İrlanda'ya hangi bakış açısıyla bakıyorsun? Yani burada kalmaya devam eder misin? Pişman oldun mu? Hani yeni gelen öğrencilerimiz oldu. Hani öğrenciler için, bizler için, bizi izleyenler için, hani İrlanda için neler söylemek istersin? Evet, öncelikle o zaman ben şuradan başlamak istiyorum. Biraz neden İrlanda sorusundan belki çünkü burası yani İrlanda'yı öne çıkarmak açısından önemli olabilir. Açıkçası yani şöyle ben ilk İrlanda'ya gelmeden önce araştırma sürecindeyken İrlanda'ya çok böyle büyük bir aşk yaşadığım veya sevdiğim için gelmedim. Öncelikle planım dahilinde de değildi. Bunu belirteyim ama sonradan tabii ki rotamızı buraya çevirdik. Yani birçok kişinin öncelikli tercihi olan Amerika'yı veya Kanada'yı düşünüyordum. Ben olmadı Avrupa'da İngiltere'yi düşünüyordum. Ama işte araştırma sürecinde yani Amerika'da ve Kanada'da kalma yollarının daha ağır maliyetli ve daha meşakkatli, daha zor olduğunu gördüm. İrlanda bu konuda Türk öğrenciler için Türkiye'den yurt dışında yaşamaya çıkmak isteyenler, yurt dışı tecrübesi edinmek isteyenler için daha uygun, daha kolay bir başlangıç olabileceğini gördüm açıkçası. Tabii bundaki en büyük etken de dil okulu öğrencilerine dahi çalışma izni vermeleri. Ayrıca Avrupa Birliği içerisinde olması ve ana dilinin İngilizce olması. Yani ülke olarak da zaten onu herkes artık herkesin kabulü, doğası ve tarihi açısından güzel olması İrlanda'nın benim için tercih edilebilir yaptı. Yani ben şurada sana da söylemiştim herhalde. Çok sevdiğimden değil, çok mantıklı gördüğüm için İrlanda'ya geldim. Tabii gelince de yani bazı zorluklarla karşılaştık. Hala da karşılaşmaya devam ediyoruz. Ama ben burada şöyle değerlendiriyorum İrlanda'yı ve İrlanda'da yaşamayı. Yani eskiye göre veya gelecekteki planlara göre artısı eksisi yani bunu tarttığım zaman artısı bana her zaman daha fazla geliyor. Yani mesela karşılaştığımız zorluklar için değer mi sorusunu soruyorum ben kendime ve her zaman şu ana kadar değdiğine kanaat getirdim. Yani dil bariyeri en büyük şey yani kendi işimizi yapabilmek için benim için daha zor bir bariyer olmasına rağmen yine de ben burada o
yapılabilir, olabilir olduğunu düşündüğüm için buraya geldim. Burada da devam ediyorum. Şöyle, İrlanda'ya yeni gelenlerle bizim gibi 2-3 senedir burada yaşayanlar arasında bir kıyas yapacak olursak, yani açıkçası 2 yıl bakınca çok uzun bir zaman dilimi gibi gözükmüyor ama araya bir pandemi girdiği için senin dediğin gibi de jenerasyon olarak değerlendirilebilir. Yani benim geldiğim zamanla şu anki gelenlerin karşılaştıkları şeyler arasında tabii ki farklar var, olumlu veya olumsuz yönden. Yani illaki zorluklar yaşayacaklardır. Özellikle bürokratik kısımda GNIB olsun, PPS alma konusunda veya bazı anlaşmalara başvurma, sponsor bulma konusunda bazı zorluklar yaşayabiliyoruz. Çünkü bunlar devletlerin arasındaki ilişkilere göre değişen faktörler. Ama ben şu konuda yenileri, şu konuda şanslı buluyorum. Yani mesela bizden de önce, mesela 5 sene öncesinde veya daha öncesinde burada çok az Türk vardı. Mesela herkesin merakla başvurmayı beklediği Ankara Anlaşması çok uygulanan bir sözleşme değildi. Ama bundan sonra Ankara Anlaşması olsun, Türk öğrencilerle veya buradaki Türklerle olan iş anlaşmaları olsun, sponsorluklar olsun, daha fazla İrlanda devleti karşılaşacağı için bence bundan sonra ilerleyecek prosedür, yani karşılaşacak prosedür daha da kolaylaşabilir. Yani bunun ben neye dayanarak söylüyorum? Yani biz mesela, yani başvururken Ankara Anlaşması'na yaklaşık 1-1,5 sene önce, yani çok uzun metinler arasından işte neyi doğru yapmamız gerektiğini, neyi nasıl yapılması gerektiğini araştırıyorduk. WhatsApp grupları vardı, orada hep birbirimize bilgi soruyorduk. Ama mesela bu başvuru süreci bile son bir yılda o kadar arttı ki, yani İrlanda hükümeti kendi resmi internet sitelerinden Ankara Anlaşması'nın daha anlaşılır bir şekilde en çok sorulan, en çok karıştırılan maddelerini daha sadeleştirerek yayınlamak durumunda kaldı. Yani bu biraz talepten dolayı gerçekleşen bir şey. Bunları şundan söylüyorum. Burada Türk varlığı arttıkça Türklerin karşılaştığı sorunların ben azalacağına inanıyorum. Çünkü buradaki nasıl diyeyim, komünitemiz artıyor, society artıyor burada. Hem birbirimize yardımlaşma, dayanışma açısından olsun, hem de diğer insanların Türkleri tanıması, onlarla nasıl, hani bizlerle nasıl anlaşabileceklerini veya o bürokratik engelleri nasıl aşabileceğimiz, nasıl ortak noktayı bulabileceğimiz noktasında belirli kanaatler oluşacağını düşünüyorum. O yüzden mesela bu noktada yeni gelen Türk öğrencileri belki daha önceden gelenlere göre daha şanslı buluyorum. Bir diğer şanslı oldukları kısım ve bir diğer benim net olarak gördüğüm fark ise, yeni gelenlerle daha önceden buraya gelenler açısından seninle de konuşmuştuk. Yani biz geldiğimizde mesela burada nasıl uzun süreli kalınır veya İrlanda'da neyi nasıl yapmamız gerektiğini çok öğrenemiyorduk gelmeden. Hep buraya gelip kendimiz tecrübe etmiştik, iyi veya kötü. Ama şu anda ben kendi gözlemim, yeni gelen arkadaşlar buraya gelmeden yani neredeyse hangi işe nasıl gireceklerini, nerede kalmaları gerektiğini, evi nasıl kiralayacaklarını bilerek geliyorlar. Çünkü senin gibi haftalık düzenli yayın yapan arkadaşlar, gayet bilgilendirici, açıklayıcı ve yardımcı olan arkadaşlar var. Yani İrlanda haberleri var. Ya birçok kanal var artık, birçok yol var, birçok yardım eden var. İnsanlar birbiriyle dayanışıyor. Dönemsel belirli zorluklar olabilir ama yine de bazı şeylerin yapılması daha kolay. Türklerin de birbirleriyle olan bağlarından dolayı daha kolay ev bulacaklarını, daha kolay iş bulacaklarını düşünüyorum. Bazı yerlerde olmamız yeni gelenlerin de iş arayanların veya ev arayanların da tutunması için bir fırsat olacak diye düşünüyorum. Yani göç eden bir insanın bir yere alışması yaklaşık 4 yıl sürüyor, kültür şokundan atlatması. Burada benim yeni gelen arkadaşlar da tabii, yani ben de çünkü aynılarını yaşamıştım, sen de aynılarını, bir kültür şoku yaşadıklarını görüyorum. Yani ne kadar İrlanda'nın kültürü, insanı Türklere yakın, yani bazı konularda kültürü yakın veya insanı sevecen olduğunu söylesek bile, özellikle Dublin çok multikültürel bir yer. Yani çok fazla ırktan, çok fazla toplumdan burada insan var, göçmen var ve biz de göçmen olduğumuz için daha fazla onlarla belki karşılaşıyoruz. Yeni gelen arkadaşların belki buraya, buranın toplumuna, buradaki yaşantıya alışabilmesi için, daha iyi entegre olması için ve dillerini daha kolay geliştirmesi için, yani mesela bazı şeylerden bence kaçınmaları gerekiyor. Yani burada en benim dikkatimi çeken nokta çok fazla böyle mesela Türklerle beraber topluca gezmek. Yani bu bir
şöyle bir şey oluşur burada. Yani biz bunu Türkiye'de mesela şöyle yaşamıştık kendi içimizde. Yani Türkiye köyden kente göç geldiği zaman, yani köyden kente göçenler hep aynı yerlerde, aynı mahallelerde hep birlikte yaşadılar. Ve Türkiye'nin bazı büyük şehirlerinde maalesef kentleşme olmadı. Şimdi bunu neden söylüyorum? Eğer buraya Türkiye'den geliyorsak, yani buraya entegre olmak, buradaki normal karşılaştığımız ev arkadaşlarımızla, işte yabancı insanlarla kaynaşmak yerine daha fazla Türklerle beraber gezersek, bir, kendimizin buraya adaptasyonu zorlanır. Sözün özü toparlamam gerekirse, ya biraz kültüre ve buradaki yaşantıya adaptasyon için daha yabancı arkadaşlarım, daha lokal, daha yerel arkadaşlar edinip Türk gruplarından böyle biraz daha uzak kalarak o şekilde yaşamaya çalışmak yani en iyisi olabilir. Yeni gelen arkadaşlara söyleyebileceğim tavsiye, ki zaten çoğunun da sınıflarında ve evlerinde yabancı arkadaşları vardır çeşitli kültürlerden. Onlarla kaynaşmanın, onlarla ortak bir dil bulmanın yolunun çalışmaları daha iyi olur. Peki bir şey sormak istiyorum. Yani ben mikrofonu kaptım, vermiyorum. İrlanda'da yaşamının psikolojik açıdan olumlu ya da olumsuz etkileri var mı? Yani iki türlü de etkisi var tabii ki. Yani olumsuz etkisini söyleyeyim önce. Ailenizi özlüyorsunuz, arkadaşlarınızı özlüyorsunuz. Yani bu hasret duygusu geçmiyor. Ama maalesef... Gözlüğünü aç bakayım, ağladın. Gözlerim doldu. Olumlu yönlerine bakarsak ben açıkçası kendi adıma, psikolojik açıdan adına olsun, sosyolojik açıdan, her türlü açıdan çok fazla olumlu yönünü görüyorum. Az önce de bahsettiğim gibi Türkiye'de olan konfor alanımdan ben çıktığım için, yani en büyük şey, buraya geldiğinizde her şeyi sıfırdan başlıyorsunuz. Bir, bu yeni tabirle Türkçeleşti artık diyeyim, challenge duygusu var burada. Hayata karşı kendinizi ispatlama duygusu var. Yani ben mesela kendimi görece ben son raddede gelmiş insanlardan biri olarak görüyorum. Ben buraya geldiğimde 28-29 yaşındaydım. Ama ona rağmen her şeyi sıfırdan başladım. Yani şunu kabul ettim, sen burada en alttasın. Çünkü dilin yok bir kere. Yani 5 yaşında, 4 yaşında bir çocuk gibisin. Oradan yukarılara doğru adım adım çıkmak, o hissi, insanın bir şeyleri başardığını hissetmesi psikolojik açıdan çok olumlu geliyor. Yani öteki açıdan çalışma hayatı, her ne kadar şu an başlangıç işleri olarak zor işlerde çalışsak bile, belki hani diğer işlere göre kıyasla, çalışma hayatını ben gerçekten çok olumlu buluyorum. Çünkü insanların burada birbirlerine, özellikle çalışma hayatına saygı duyduğunu, birbirlerinin haklarını gözettiklerini ben burada açıkçası gördüm. Yani parkları çok fazla var. İnsanın kendine vakit ayırabilecek çok fazla vakti oluyor burada. Onun haricinde, yani Dublin dışında da bakarsak, çünkü ben İrlanda'yı iki farklı şey olarak ayırıyorum, yani Dublin ve Dublin'in dışı. Çünkü Dublin'in dışı gerçekten daha şahane, daha sakin, daha harika, o nasıl diyeyim, hayallerdeki Kuzey Avrupa hayatı oralarda yaşanıyor. Ve oralara çıkıp nefes alma imkanı buluyorsunuz gündelik yaşantınızda bile. Arkadaşlar hava o kadar ben bu arada dondum ya. Ellerim dondu. Mikrofonu almak istedim. Şimdi Yasir, sana son sorumu yöneltiyorum. Kamera. Ne soracaktım? Gelecekteki planların nelerdir? Bu planlarına İrlanda'da mı devam etmeyi düşünüyorsun? Bize birazcık bunları anlatır mısın? Şu anda ben Ankara Anlaşması süreci içerisindeyim. Öncelikli planım orta vadede Stanford'a geçmek. Ondan sonra kendi işimi yapabileceğim bir alana yönelmek. 5 yıl çalışma süresi dolduktan sonra İrlanda vatandaşlığına başvurmayı düşünüyorum. Avrupa Birliği'ne daha geniş haklar elde edebilmek açısından, daha geniş bir çalışma alanı ve çeşitli sosyal alan açısından. Burası yurt dışı hayatına başlamak için güzel bir başlangıç noktası, step olarak gördüm. Ama buraya geldikten sonra burada da aslında uzun süreli planların yapılabildiğini, yani bileceğini gördüm. İleride ben şunu da görüyorum. İrlanda'nın o ekonomik olarak stabil olması, sonra iş fırsatlarının genelde açık olması ve uluslararası şirketlerin burada olması, uluslararası bir yönü olması iş dünyasının, burada insana nasıl diyeyim, bir kariyer hedefi koyma, bir yaşam hedefi koyma fırsatı veriyor. Bir başlangıç noktası olarak gördüm ama sanırım uzun süreli bir başlangıç noktası olacak.
Ben Yasir'cim hem mikrofonu hem kendine hem tuttuğun için çok teşekkür ederim. Rica bir de ederim. Beni kırmayıp kanalımıza konuk olduğun için ayrıca çok 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 teşekkür ederim. Değerli vaktini ayırdığın için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Seninle ben her zaman muhabbet etmekten gerçekten zevk alıyorum. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Gerçekten videoların çok güzel. Biliyorsun ben normalde YouTube videolarını çok fazla beğenmem. Ama içtenliğin, samimiyetin, yani şu anda da yaptığımız sohbette de aynen öyle. Gerçekten videoların çok güzel. Enerjin çok güzel. Çok güzel işler çıkartıyorsun. İnsanları çok güzel yönlendiriyorsun. Ben teşekkür ederim beni ağırladığın için. Şapkamı çıkaramadığım için özür dilerim. Çok esiyor. Yasir beni o kadar güzel övdü ki gözlerim doldu burada. Sizi görmediniz, kamera arkasındaydım. Aynı dileklerimin kat be katı ben de Yasir için söylüyorum. Arkadaşlığı, dostluğu için de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca aşağıda bırakacağım. irlandahaberleri.com haber sitesi Yasir'e ait. Güncel bütün haberleri Yasir orada paylaşıyor. Gönül rahatlığıyla okuyabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, likelamayı ve güzel yorumlar yapmayı lütfen unutmayın. Umarım keyifli bir sohbet olmuştur sizler için de. Burnum aktı. Umarım keyifli bir sohbet olmuştur sizler için de. Kendinize iyi bakın. Dublin'den sevgiler.